teşekkür ederiz. Son noktayı koyacak olan isim Şeyda Hanım'la birlikteyiz. Bakalım. Bundan sonrası ya Ebru Hanım ya Şeyda Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim 9400+51 saniyelik bayağı çıta. Bayağı iyi valla. Gözüm korktu yani. Aşılamadı. Birim Hanım çok güzel bir başlangıç yapmıştı. Güzel ilerliyorduk, takıldık. Safa mıydı, safra mıydı derken. Bir daha unutmayız. Elhanur Hanım biraz böyle geriden başladı hadise. Sonrasında açıldı maşallah. Keyifli zaman geçirdik de yetmedi. O da iyiydi ama. Değil mi? Hepsi iyiydi bence. 9400 göz korkutuyor. Evet. Ama şu kadarını söyleyeyim. Burada ne hevesler kursaklarda kaldı Şeyda Hanımcığım. Bilmiyorum artık vallahi. Yaşayalım görelim. Yaşayalım görelim. Gelsin o zaman ilk soru. Tamamdır. Buyurun. Üretim faktörlerinden biri olan beden ve kafa gücü. Üretim için harcadığım emek. Nedir efendim? Emek. Gayet güzel. Çok güvenliyiz. Tam size uygun tam sorular. Bendeki. Siz de mesela birçok konuda evet, eğitim aynen. almışsınız. Birçok konuyla ilgileniyorsunuz ya. Mesela buradan geçiyoruz fiziğe. Tam benim kafam. Sonra gideceğiz tıba. Duyurun gelsin şu fizik sorusu. Fizikte artı uç. Anot. Pat. Çok güzel. Haydi gelsin yine bir kelimedir. Yaygın kullanılır dilimizde. Buyurun. Şöyle sorulmuştur. Arapçaydı değil mi? Arapça. Diyor ki herkesce bilinen, belli. Aleni. Aleni açık demek. Ha. Yani mesela bu sorunun cevabı söylememe gerek yok sarih yani. Sarih mi? Yok. Yine açık demek o. Bu belli. Mesela belli kişi. Bir harf alayım. Yapmayın ya. Belli kişi. Nokta nokta şahsiyet. Gelmiyor vallahi şu an. Peki aldık bir tane harf. Alayım. Aldık bir tane harf. Herkesçe bilinen. Bir de mesela nokta nokta olmak, içe doğmak. O anlamda da kullanılır. Aa, gelmiyor şu an yalnız. Yapmayın ya. Vallahi bir düşünün. Bir düşünün. Herkesçe bilinen belli. Belli. Bu sorunun cevabı belli efendim. Söylemeye gerek yok yani. Nokta noktanın ilamı olur bu. Sonuç yok. Bir tane daha alacağım mecbur. Ya da yani mesela belli kişi, ismini söylemiyorum ama anla. Belli kişi. Aa, yok gelmiyor şu an. Bir de mesela nokta nokta olmak, içe doğmak. Sen safsın, sana nokta nokta olur. İçine doğar. Herkesçe bilin. Ah yok, bu ne kötü gelmiyor. Bir. Aa gel kal ne geldi kötü şu bir an. Basiret bağlanmasıdır. L var, U var. Belli, belli kişi. Lu. Yok. Bir tane daha alacağım mecburen. Dur onu. Durdurdum. Ne olursa olsun. Belli. Ay inanmıyorum ya. Ya. Malum mu bu? Malum. Ben de bunu unutmam artık hayatta. Malum. Üç harfimizi birden yedi ama beraberinde verir. Ay çok özür dilerim. Yapmayın. Ne olursunuz böyle şeyleri. Ben bunu olumlu yönde dönüştüreceğinize dönüştürelim. İnanıyorum. Hemen tamam dönüştürüyoruz. Mı? Harf almadan devam edersiniz. Bakalım. Tamam mı? Tamamdır. Hali hazırda 9500 puana ulaşabilecek durumdasınız. Tamam. Bunu yapabilecek kadar süreniz de var. Tamamdır. Harf almamam gerekiyor. Hadi gelsin yeni soru. Anladım. Eski dilde okyanus. Aynı zamanda bir ülkenin adı. Aha, okyanus. Denizler, deryalar, okyanuslar. Aynı zamanda bir ülkenin adı. Ay neydi? Okyanus. Büyük deniz demek sonuçta. Hı hı. Denizler, deryalar, okyanuslar. Hani bilgisi, efendim onun bilgisi. Derya. Derya deniz hatta. Yok. Derya. Gelmiyor şu an. Bir ülkenin de ismi. Mecbur bir harf alacağım. Aldık harfimizi durduralım. Duracağım yoksa süre gidecek. U harfi. Umman. Umman. 400 aa nasıl ya? Yok böyle bir şey. Bunlar benim bildiğim artık kelimelerim. Efendim yapıyor böyle, yapıyor böyle. Vallahi bakın soruları yazıyorum. Burada geliyorum, okuyorum. Eve gidiyorum, bakıyorum. Neydi bu diye kalıyorum. Ay yok yani. Umman'ı oluyor nasıl bilmem yani. Ben bunu çok kullanırım bir de. Sıkmayın canınızı. Tamam. Yok, bir de şey hep oradan oraya. Bakın yani fiziğe geçtik. Oradan coğrafyaya, oradan eski dile. Şimdi geliyor bir tane. Deniz mahsulleriyle tamam, ilgili gelsin. Soru. Sever misiniz? Severim. Buyurun bakalım. Balık yumurtasıyla yapılan bir tür mezedir efendim. Meze. Aa, evet biliyorum ben bunu. Sos olarak da hani kullanılır da bu mezesi. Balık yumurtasıyla yapılan bir tür meze. Neydi bu ya? Kesin biliyorum. Hali hazırda 51 saniye arttırırım derseniz şansımız var. O yüzden bence ya durduracağız, risk alacağız...
Ya vazgeçeceğiz, harf alacağız. Harf alacağım. Harf aldık be. Alın bir tane daha. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha. Bu efendim ünlü bir meze. Tarama mıydı? Tarama. Tarama kesinlikle doğru cevap. Bambaşka bir sosun adı olarak da kullanılıyor ki o daha yaygın görülüyor. Tamam. Ama sofralarda, şuralarda, buralarda belki o kafa karıştırmıştır. Artık karışmaz. Bunlar kolay şeyler. Gelsin. Tamam. Misket elması da denen kokulu elmaya adını veren ilimizdir. Amasya. Efendim. Amasya'dır. Gayet güzel. Hadi gelsin. Şimdi mecazi anlamını devreye aldık. Şöyle bir soru yaptık. Tamam. Alt anlamı yadırgamaz duruma gelmek, benimseyip hoşlanmaya başlamak olan sözcük. Yadırgamaz duruma bir kişiye yani. Ya da bir duruma. Yani önce bir yadırgamış demek ki. Tamam. Sonra yavaş yavaş. Kabullenmeye falan mı başlamış? Benimsemiş. Ama alt anlamı. Başka bir anlamı da var demek ki. Daha yaygın kullanılan anlamı. Alın bir harf. Bir harf alıyorum aldık. O zaman. Önce sevmemiştim ama zamanla sevdim. Isındım. Isınmak. Gayet güzel. Haydi gelsin. Yedi harflidir. Tek kelimedir. Tamam. Arapça kökenlidir. Kullanılıyor. Mesela askeriye de kullanılıyor. Başka yerlerde de kullanılıyor efendim. Bölge anlamına gelen Arapça kökenli bir söz. Burası benim bölgem. Mahalle. Benim yok. Nokta noktam. Bölge anlamına. Bölge değil. Temizliği yaptırır. Mıntıka. Mıntıka gayet güzel. Çok basit şeyler kaçırmazsınız bunları. Geliyor tamam. Efendim. Geliyor. İki kelimedir. Tencere, tava, sahan gibi mutfak kapkacak. Eşyalar. Kapkacak. Kapkacak. 1800 puan da oradan. 1900 bin olacak. Olur. Olur mu? Olur. Harf almazsak olur gibi. Tamam. Yetişemeyeceğiz ama bu olsun. Performansa nasıl yasık oldu onun altını çizecek bana şekilde yarışıyorsunuz. Şu an çok fena taktım yalnız. Bence bunu da harf almadan. Bundan üzerine öykü yazacağım. Tamam unutun onu. Tamam unuttum. Buyurun geliyor. Bunu da harf almadan bilirsiniz. Tamam. Batı kökenlisini istiyorum efendim. Eş anlamlarını veriyorum. Gelsin. Tamam. Unutulmuş ama tutarak da derlermiş. Sara. O sinir hastalığının diğer adı neydi? Fransızca kökenlisi. Ay, Sara krizi. Epilepsi. Çok güzel. Hiç harf almadılar. 9 harflidir. 2 kelime dönüşür. Süreye bakalım 5 saniye. Hemen pat pat mı yapmam beni gerekiyor? Beni de beklemeyin ne olur. Tamam peki. Beni de beklemeyin. Anladım. Soruyu gördüğünüz gibi tokatı indirin ki daha bu bittikten sonra 3 soru daha soracağım tamamdır. Size. Tamamdır. Gelsin. Hadi. Mecazi dur, anlamda herkes bütün insanlar el alem mi? İki kelime. Yok. El alem gibi bir şey. Seni mecazi anlamda herkes seni, bütün insan. Herkese bütün insan. Ele güne. Yok. O daha iyiydi ilk söylediğiniz. El alem. Seni el aleme rezil edeceğim. Seni. Cümle alem. Cümle alem mi? Global anlamda. Küresel anlamda rezil edeceğim ay seni. Ay nasıl alem? Bütün Japonya'daki de seni konuşacak. Dünya alem. Dünya alem. 6200 oldu kasamız. Tamam. Hazır böyle dünyadan bahsetmişken tamam. Buyurun efendim bir yolculuğa çıkıyoruz. Çıkalım. Üzerinde. Kusura bakma. Tamam teşekkür ederim. Üzerinde uçak yolculuğuyla ilgili saat, koltuk numarası gibi bilgilerin bulunduğu belge ki iki kelimedir o. Bilet yok. Biletin ucundaki o. Ay neydi onun adı? Şey gibi hani böyle cüzdanın da içine rahat konulabilir. Gibi hani. Saat, koltuk numarası gibi bilgilerin bulunduğu belge. Evet. Yok hatırlamıyorum. Yahu bulursunuz. Vallahi. Uçakla ilgili şöyle bir şey. Şöyle seyahat bir belgesinin ucunda hani koparıyorlar orası değil mi? Neydi onun adı? Nokta noktanız yanınızda mı? Nokta noktanızı iniş, görebilir. Biniş kartı. Biniş değil o. Uçuş kartı. Uçuş kartı. Biniş kartı olarak da kullanılıyor da. Bizdeki uçuş kartıydı. İki tane daha soru kaldı. Tamamdır. Onları hemen da basıyorum. Halledelim. Lütfen. Tamam. Gelsin. Bir öğreti, düşünce ve yayınlanınca başkalarını tanıtma. Benimsetmek ve yaymak amacıyla türlü yollarla gerçekleştirilen çalışma. Batı kökenli bir kelime. Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarını... Mesela bir siyasal inancı. Hmm. Ya da bir dini inanç da olabilir. O zaman dini nokta nokta olur. Öbürü siyasal nokta nokta olur. Ne yapma? Nokta nokta yapma. Düşünce aşılama falan gibi mi? Evet. Mesela bir partinin nokta noktasını yapma. Propaganda. Çok güzel.
Bakmayı unuttum bu arada. Kılıf da hallettin tamam, son anda. Tamam. İki saniye kaldı. Son sorumuz. Görebiliyor son muyum son soruyu? Göreceksiniz tamam. Tabii ki. Ve işin güzeli 9000'in üzerinde bir puanla bitireceksiniz. Mi acaba? Korkuyorum şu an. Buyurun gelsin son sorudur. Tamamdır. Hemen başlayayım. Gücü etkisiyle ve becerisiyle. Kolay pes ettirilemeyecek olan. Hatta kolay pes ettirilemeyecek olan rakipler için kullanılan bir tabir diyelim. İki kelime. Güçlü rakip mi? Yok. Güçlü rakipler için kullanılan bir tabir diyelim. Yani dişli rakip. Şimdi rakip değil. Dişli. Kolay kolay yenemeyeceğiniz her şey için. Dişli. Kolay kolay yiyemeyeceğiniz her şey için. Dişli lokma. Dişliden kurtarın kendinizi. Yok. Yani kolay kolay kıramayacağınız. Sert lokma. Büyük lokma. Kıramayacağımız. Kıramazsınız bunu yani. Ay. Bunu kolay kolay kıramazsınız. Bir dakika. Kendini tutamayanlar var. Ya, Çetin Ceyza. İyi ol. Çok güzeldi ama. Sağ ol. Çok hakikaten keyifliydi. Ben de çok keyif çok aldım. Keyifliydi. Siz buradaydınız da ondan iyi oldu. Şunu da gösterdi. Hı. Şimdi 9100'ü yaptıysanız ama o insan kaybedecekse böyle kaybetsin derdiniz. Bu sefer öyle olmadı. Tamam. 7100 yaptık. Bir daha deneme puanıdır 7100. Aynen puan. Öyle. Gelirsiniz aynen. Değil mi? Tabii ki gelirim. Bir de ayrıca hayatta şuna inanırım ben. Kaybetmeyi öğrenmek de bir şeydir. Canım bu kaybetmek gibi değil. Yani. Eğlenmedik mi? Çok eğlendim. Demek ki hepimiz kazandık. Hadi kocaman alkışlar.